Bu arada kahvem yanında, bir yudum alayım. Ayrıca şu ışıkları da açmaya çalıştım. Açamadım. Burada böyle başka ışıklar da vardı. Patlamış sanırım lambalar. O yüzden umarım ışık da güzeldir. Aloha. Şimdi mikrofon kullanmıyorum çünkü aslında şu anda Fransa'dayım arkadaşlar. Ama hazır böyle hazırlanırken arkadan da böyle aynalar falan gözüküyor. Eskiden olsa bunları çok takardım, artık takmıyorum yani. Sizi güzel bir yere yerleştirdim. Her şey düzgün diye düşünüyorum. Şöyle yapayım, tamam sanırım. Şimdi hazırlanacağım. Bir yani hızlı bir şekilde hazırlanacağım. Hazırlanırken de sizinle bir konu hakkında açıkçası konuşalım dedim. O da şu, bu kilo vermek üzerine konuşmak istiyorum. Bu arada konuşurken ben hazırlanmaya başlayayım. Sabah şunu sürdüm, bunu kullandım. Bu Barulap markasının peptidi. Zaten bitenler videosunda hani bunu paylaşmıştım sizinle. Sabahları kullandığımda yarısını hani işte bu sabah kullandım. Diğer yarısını da yarın kullanacağım. Yani ikiye bölüyorum. Çünkü diğer türlü boynuma da kullanmama rağmen fazla kalıyor. Yani fazla geliyor. O yüzden ikiye bölerek kullanıyorum. Onun dışında bunu böyle bir 10 dakika 15 dakika bekledim. Sonrasında da şu Rash Lab markasının güneş kremini kullanıyorum. Bu bence hibrit. Bana sorarsanız bu hibrit. Yani aynen. Nasıl biliyorum ya? Vallahi bu güneş kremlerinde çok iyiyim. Çünkü tam kimyasal diyemem ama mineral filtreli de diyemem. Hibrit bir güneş koruyucu. Ben bayağı memnun kaldım. Öyle beyazlık bırakmıyor ve de genelde mineral filtreli güneş kremleri benim cildimde beyazlık bırakıyor. Şimdi başlayalım o zaman. Öncelikle ben nasıl başlasam? Şöyle yapıyorum. Önce aynaya bakarak mı yapsam? Nasıl yapsam? Size bakarak mı yapsam? Bakalım artık. Hem aynaya hem size bakarak yapacağım bir şeyler. Hem böyle değişik bir yer bulmuşken. Bir de benim banyomda şey yok arkadaşlar ya. Böyle sizi koyabileceğim, yerleştirebileceğim güzel bir alan yok. Bu arada ne kullanıyorum? Bu Andishia'nın hani glitter stick diye geçiyor sanırım. Kalemleri var ya, simli. Onu sürüyorum, pembe olanı. Ben bayağı seviyorum. Zaten videonun sonunda göstereceğim size makyajımı. Zaten öyle sade bir şey, yani sade bir şey yapacağım deyip tabii öyle çıkmıyor genelde sade dediğim zaman. Neyse, kilo ile ilgili konuşalım. Şimdi aslında baştan başlamam gerekirse ben 2017-2018'de ideal kilomdaydım ve benim ideal kilom hani 54-55. Hani maksimum 56 diyeyim size. Yani 53-56 arası ideal. Bir de hani eskiden ergenlik çağlarımda açıkçası anoreksi geçmişim var benim. Yani 13-16 yaşlarında böyle anoreksiyaydım ve onun nasıl bir şey olduğunu da bildiğim için böyle çok fazla da aç kalmamaya çalışıyorum. Kilo alsam da, kilo vermek istediğimde çok aç kalmamaya çalışıyorum. Çünkü o günler böyle beni tetikliyor. Bunu da parantez içinde belirteyim ama bu konuya girmeyeceğim. Çünkü o bambaşka bir boyut. İsterseniz belki bir videoda ya da belki başka hazırlanma videosunda anoreksiya ile ilgili konuşabiliriz. Yani tabii ki de ben bu arada ne bir psikolog ya da bilir kişi değilim. Sadece sizinle kendi deneyimlerimi paylaşırım. Neyse, 2017-2018'de işte ben 53-55 kilo arasındaydım. Yani maksimum 56 oluyordum ve galiba bir iki sene falan öyleydim. Sonra bir anda bir kilo almaya başladım ve benim duygusal halim, yani duygusal dünyam, modum falan çok etkiliyor kilomu. Çünkü hani kimimiz üzgün olduğunda yemiyoruz, yemekten, içmekten kesiliyoruz. Ben üzgün olduğunda yiyenlerdenim ve özellikle böyle bir duygusal boşluktan, hani yemek denilen bir şey var ya, boşluğu doldurmaya çalışmak, onun için yemek. Bu arada şunu da söylemedim, Erborian'ı kullanıyorum, CC. Bunu zaten hani bitenler videolarımdan ya da birkaç tane hazırlanma videosu çektim, oradan da biliyorsunuzdur. Çok çok bayılıyorum yani, benim favorim. Ama biraz açık tenliyseniz kullanın. Çünkü pembelikleri özellikle, bu yeşil hani patlıyor pigmentler diyeyim size, bu içindeki. Böyle yeşil bir rengi var. Şöyle göstereceğim. Hani o pembeliği alıyor cildinizde. Bu arada buğday tenli ya da böyle koyu tenliyseniz ve kullandıysanız da yorumlara yazın düşüncelerinizi. Hani bu size iyi geliyor mu? Onu da merak ettim. Ama daha çok açık ciltliler hani ya da pembeliği olanlar sever diye düşünüyorum.
Neyse işte ben böyle duygusal açlıktan dolayı daha çok yiyordum ve bir baktım hani pandemiden çıktık falan böyle 1,5-2 sene önce fark ettim ki ben bayağı almış başını gidiyorum. Yani benim boyum 1,62 ve hani 1,60-1,62 işte hani 1,61 gibi de ben 1,62 diyorum. Neyse yani 1,61,5 diyelim biz ama onu topluyor böyle yuvarlıyorum. Ve sonuç olarak bir baktım ki 64 kilolara geldim ve gerçekten ben kilo duruyorum. Zaten hani öyle zayıf hani kimimiz böyle atletik ya da ince kemikliyiz ya ben öyle değilim. Ben kilo aldığımda gerçekten yanaklarım falan şişiyor ve de elma vücut tipine sahibim. Hani bütün vücudum alıyor genel olarak yani ama bacaklarım ince. Zaten elma vücut tipinde öyle oluyor yani. Yani. Ay sizinle konuştukça nasıl konuşasım geliyor. Derken ben 63,5-64'ü görmemle ve gerçekten artık hiçbir kıyafetime giremememle buna bir son vermem lazım dedim. Ve açıkçası en başta kendim vermeye çalıştım yani. Bayağı böyle elimden geleni yaptım, yapmadım diyemem. Bu arada önce güneş krem diyorum. Göz kalemi çeksem daha iyi olurdu ama artık iş işten geçti. Maybelline'in şu Cheek Heat allığını süreceğim şimdi. Çok az kullanıyorum ben bunu çünkü bayağı yoğun. Öyle oldu böyle oldu derken ben böyle biriyle tanıştım daha sonrasında. Bir hanımefendiyle konuşuyorduk. O da bana böyle gittiği bir diyetisyenden bahsetti falan. Hani işte ben hani kilo vermeye çalışıyorum ama böyle vermeye çalıştıkça daha da strese giriyorum falan filan dedim. O da ben öneririm dedi. Hani bu çok çok iyi biri falan dedi. Hani bana çok etkili oldu. Gerçekten destek oldu dedi. Bu arada hani ben hayatım boyunca Amerika'ya gittiğimde çok kilo almıştım. Onu hatırlıyorum hemen liseden mezun olur olmaz. Bir o zaman gittim. Hani ama 1-2 sene falan gitmiştim o diyetisyene. Çünkü kilo verdikten sonra da kiloyu korumak için böyle ayda bir gidiyordum. Hani o iyiydi. Onun dışında da bir kişiye daha gittim hatırlıyorum pandemi döneminde ama memnun kalmamıştım. 2-3 kere gidip bırakmıştım. Bu arada ben şöyle yapıyorum. Zaten hani bilinen bir teknik. Böyle yaptığınızda hani şuralar böyle yanakların üzerine sürüyorum. O hanımefendi öyle söyleyince tamam dedim. O da Demet'ti. Zaten Roma Vlog'da hani arkadaş olduk Demet'ciğimle. Roma Vlog'da düğününe de katıldım Demet. O Demet. Neyse ondan sonra işte bir seneyi aşkın bir zaman geçti onunla beraber yani işte bazen 2 haftada bir bazen 3 haftada bir bazen ayda bir böyle haftada bir gidemiyorum açıkçası ya da öyle gitmiyorum. Demet diyordum işte ben Demet'le biz çalışmaya başladık ben ona gitmeye başladım işte hani zaten haftada bir gitmiyordum genelde 2 haftada bir bazen ayda bir gidiyordum. Bu arada ne kullanıyorum? Rare Beauty'nin highlighter'ını kullanıyorum. Mesmerize rengi. Bu arada bu bayağı simli. Yani şöyle göstereyim size. Ve en sonunda göreceksiniz hani nasıl duruyor. Ama bayağı simli duruyor gerçekten. Ben seviyorum böyle ben aydınlık bir cilt. Böyle glossy skin. Glossy bir cilt seviyorum arkadaşlar. Demet'e gittim işte ve çalışmaya başladık biz. İlk başta böyle birkaç ay çok etki etmedi. Çünkü ben zaten uyumadım ve ben listeye uyabilen bir insan olmadığım için de çok zorlandım. Neyse sonra işte aradan zaman geçti etti falan filan. Hani ben tabii ki devam ettim bırakmadım. Normalde bırakırdım. Ve gelin görün ki bu arada dudağımıza şunu sürelim. Clinique'in bu Black Honey ama gloss olanını. Ben bunu çok sevmiyorum. Ben yapış yapış his bırakan glossları çok sevmiyorum ya da tintleri ama bunu hani Black Honey'e bayılıyorum. Yani bayağı kullanıyorum. O yüzden bunu da deneyeyim dedim. Ama bir daha almam. Çok seven olduğunu da biliyorum. Ondan sonra böyle gitmeye devam ettim. Bırakmadım derken böyle 4-5 ay önce sanırım ben kilo vermeye başladım ama yemeyerek gerçekten bildiğiniz bayağı kıstım. Ve kıstıktan sonra böyle bir işte 63,5'la başladım. 59,5'u gördüm. Yani 4 kilo verdim. Ve 4 kilo verdikten sonra hatta size bir böyle zayıflama videosu çekeyim mi dedim. Bu arada hani bir 4-5 kilo daha verirsem yani 54-55 olabilirsem eğer bunu seçiyorum ama kilo vermek benim hayatımda en dirençli olduğum alanlardan biri. Bu arada kilo konusuyla ilgili kardelen amma taktın bilmem ne işte amma takılmışsın falan demeyin. Herkesin kendince seçtiği şeyler kendi seçimleri oluyor arkadaşlar. Yani bunu ben peşin peşin söyleyeyim.
Kimine göre hani tabii ki şeyleri ayrı tutuyorum. Bir rahatsızlığınız vardır, hormonlardan dolayıdır. Yani bir şeydir sonuçta. Kimileri seçimle kilo alır ve yemeği çok sevdiği için bundan hoşnuttur ve kilolu olmayı sever. Ama kimisi de sağlık sorunlarından dolayı kilolu olabilir. Ben burada özellikle hani birkaç kilo ya da çok fazla kilo artık o size kalmış. Kilo vermek isteyenler için onlara belki katkısı olur diye kendi paylaşımlarımı, daha doğrusu düşüncelerimi paylaşmak ve deneyimlerimi paylaşmak istedim. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa ya da olduğunu düşünüyorsanız da mutlaka hani bir doktora, birilerine danışın, testler yaptırın. Hani o çok önemli. Benim öyle bir sağlık sorunum yok. Hani kilo vermeme engel olan tiroid testlerini bütün işte değerlerime falan baktırmıştım zaten. Onu da söyleyeyim, parantezi kapatıyorum. Kilo vermeye başladım. İyi de gidiyorum. Zaten yoga falan da yaptığım için hani biraz daha böyle sıkılaştığımı da hissediyorum. O yüzden çok mutluyum. Bunun yanı sıra 4-5 kilo daha verirsem sizinle böyle kanalda hani hazırlanırken değil de bu arada hazırlanırken dedim ne süreyim şimdi devam edelim. Hani oturup böyle sizlere bir video çekebilirim. Belki sorularınız varsa bu videonun altına yazın. Hani kilo ile ilgili olsun ama sadece. Ya da sizin hani kilo vermeniz ya da verememeniz ya da bana sormak istediğiniz herhangi bir şey sorular varsa onları yazın. Onları cevaplayabilirim. O videoda eğer ki 4-5 kiloyu da verebilirsem birkaç aya. Şu an 59-59,5 civarıyım ve mutluyum. Yani benim bir de göbeğim çok oluyor. Yani gerçekten ben en çok göbek bölgesinden alıyorum. O yüzden hani beni o sinir ediyor. Özellikle böyle hani oturunca göbeği pörtleyenler vardır. O kişi benim. Bu arada ben takıntılı olduğumu düşünmüyorum. Ama en üzerine düşündüğüm konulardan biridir kilo. O da 2017-2018'den beri veremediğim için, vermemeyi seçtiğim için böyle oldu. Böyle. Bir de yani küçüklüğünden beri benim gibi böyle kardelen, hamile misin, kardelen, o göbek ne gibi zorbalıklara maruz kaldıysanız gerçekten kilonuzla ilgili böyle takıntılı olduğum dönemlerim bu arada çok oldu söyleyeyim. Yani anoreksi idim bir dönem. Size öyle söyleyeyim, ergenlik çağlarımda demin bahsettim çok az. O yüzden hani eskiden takıntılı olduğunuz bir konuysa zaten ileride de onu takıntı yapma ihtimaliniz de olabiliyor. Ben böyle düşünüyorum en azından. Ama özellikle aksesle gerçekten hani üzerine böyle çok düşündüğüm konular ve bana iyi gelmeyen konular da böyle bir azalmaya başladı. Yani en azından onları düşündüğümde böyle bir stres olmuyorum ya da üzerimde bir baskı hissetmiyorum. Daha rahatlamaya başladım genel olarak. Ve hani hazırlanırken de şimdi sizinle böyle yolun yarısındayken paylaşayım istedim hikayemi. Biraz sizlere açayım istedim. Bu arada ne kullanıyorum? Hemen söylüyorum. Bunun markası neydi ya? Bunun markasını bilmiyorum. Bu da Kore markası. Drop Eye Stick Glitz yazıyor. Galiba 4 numarası. Şöyle gösterebilirim. Bu baya güzel. En sonunda dediğim gibi yakınlaştırıp göstereceğim. Bugün eyeliner çekeyim mi? Onun dışında ne kaldı? Onun dışında bir şey kalmadı sanırım. Farımızı sürdük. Rimel kaldı. Evet, bir de rimel kaldı. Böyle arkadaşlar, yani kısacası kilo vermek istiyorsanız hani size ne önerebilirim nacizane? Yani dediğim gibi sağlık sorununuz ya da bir rahatsızlığınız, hastalığınız varsa zaten mutlaka mutlaka danışın doktorunuza ve değerlerinize mutlaka baktırın. Diyetisyene benim gibi böyle 4-5-6 senedir vermeyi seçip de veremiyorsanız mutlaka... Ay, konuşurken şimdi çekemiyorum, bir dakika, rimel süremiyorum. Hemen süreyim. Mutlaka demeyeyim de bu arada, yani seçerseniz bir diyetisyene gidebilirsiniz ve anlaşabileceğiniz, hani bu tabii ki psikolog kadar önemli değil ya da psikoterapi almayı seçtiğiniz kişi kadar önemli olmayabilir ama benim için önemli. Ben anlaşabildiğim bir diyetisyenle devam etmeyi tercih ederim. En azından ayda bir gitmeyi. Çünkü ben böyle beni bıraktığınızda hani çok bu konuda hani yemek, kilo konusunda çok kontrol edilmeyi seven biriyim diyeyim. Hani yani bırakırsanız veremiyorum açıkçası. O yüzden zaten birinin katkısına ve desteğine ihtiyaç duydum ya da bunu seçtim ve istedim. Öyle yani, siz de bir bakabilirsiniz, diyetisyene gidebilirsiniz. Ayrıca hayatınızda hani hiç yürüyüş yapmıyorsanız,
yoga yapmıyorsanız ya da hani herhangi spor yapmıyorsanız, belki bazılarınız koşmaktan hani hoşlanıyordur ya da böyle hızlı yürüyüş olabilir. Ben hızlı yürüyüş falan sevmiyorum. Koşmayı da çok sevmem. Ama yoga yani vazgeçilmezim. Zaten hani Instagram'dan da takip ediyorsanız orada da bayağı paylaşıyorum yoga ile ilgili içerikler. Ona da önem vermenizi nacizane öneririm açıkçası. Yani hayatınıza hareket katın derim. Tabii ki kendinizi çok yormadan, çok zorlamadan. Bazıları çünkü biliyorum hani spor salonunda saatler geçirenler oluyor. Ben buna çok sıcak bakmıyorum. Yani bence aşırısı çok iyi gelmeyebilir. Ve çok takıntı yapıyorsanız da bu konuda özellikle beni izleyen genç arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar takıntı yapmayın. Bir de ben o zamanlar büyüme dönemindeydim. Hani o kadar hani anoreksi olduğumdan dolayı ya da böyle yememe durumum vardı ki benim boy uzamam durdu. Yani eminim böyle 5-6 santim daha boy atardım. Çünkü durdurdum yani. Bütün karaciğerim iflas etmişti o dönemlerde, bir sürü şeyler yaşadım. O yüzden hani özellikle gençseniz ve yemeğinizi kesiyorsanız, hani kilo vermem gerekiyor falan modundaysanız yapmayın. Sağlıklı beslenmeye odaklanın. Size bunu söyleyebilirim. Olabildiğince paketli gıdalar ya da böyle tatlı, şeker, karbonhidrat ağırlıklı gıdaları tüketmeyin derim. Böyle. Bu arada kullandığım Rimmel Benefit'in Roller Lash'ı. Bunu küçük boyuna almıştım seyahat boyu. Bu iyi ama çok böyle fazla dolgun. Ben bu kadar dolgun sevmiyorum bence. Benim bu arada kirpiklerim normal, yani gayet ideal boydu. Hani öyle çok zaten şey değil, uzun da değil. Ne az ne fazla kirpiklerim. Normal bir boyutta olduğunu düşünüyorum. Böyle. O zaman ben bu videoyu böyle çerez bir video olsun yavaştan kapatayım. Umarım izlemekten keyif aldığınız bir video olmuştur. Sorularınız olursa özellikle kiloyla bu konuştuğumuz konularla ilgili yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda Instagram'dan takipte kalmak için Instagram'ı bırakıyorum. Takip edebilirsiniz. Ya da goy goy videolar yüklüyorum TikTok'a. TikTok'tan da böyle hani gayet hani boş ve goy goy, yani kafamı dağıtmak için açıkçası ben TikTok'u kullanıyorum. Hani onları da göz atmak isterseniz TikTok'tan takipte kalabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da gelen videolardan da haberdar olmak için zaten zili de açarsanız süper olur. O zaman izlediğiniz için, vardığınız için kocaman 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 mahalo. Makyajım da bu kadardı. Belki bir eyeliner sürer miyim? Sürmem herhalde. Bakalım. Size göstereyim bu arada. Öncelikle kamera arkasında göstereyim. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Ay, arkanın kusuruna bakmayın yani. Biraz dağınık da. Şurada ışık daha güzel. Şöyle göstereyim dedim. Highlighter'a bakar mısınız? Bence çok güzel. Fırı da göstereyim.